Bu hafta Sokağın Sesi'nde Antalya'nın en büyük ikinci ilçesi olan Muratpaşa ilçesindeyiz. Muratpaşa ilçesinde yaşayan vatandaşlara belediyecilikten memnun olup olmadıklarını sorduk. Muratpaşa Belediyesi'nden, çalışmalarından gayet memnunuz. Ümit Uysal'dan memnunuz. Muratpaşa Mahallesi'nde yaşamaktan memnunuz. Ama hizmetten memnun değiliz. Nasıl bir geliştirmeler yapılabilir diye sorsak ya da hangi konuda rahatsızsınız? Ya şimdi rahatsız değil. Biz burada esnaf olduğumuz için rahatsızlığımız çok ama hangi birini sayalım? Hizmet hiçbir konu zamanında hizmet alamıyoruz netice itibariyle. Kale içi esnafı neyden dolayı mutsuz diye soralım. Mesela temizlik anlamında zaten bizim için en önemli temizlik. Bir de düzenlemeler. Yani biz esnaf olduğumuz için başka bir şey beklemiyoruz. Bu bize bu yeterli. Daha önceki hizmet vardı ama şu anda yok. Yani ben Muratpaşa ilçesinde hemen hemen 40 yıla yakındır oturuyorum. Kızıltoprak Mahallesi'nde herhangi bir sorun yaşamadım. Yani geçmişte de yaşamadım. Hatta yani gelecekteki projelerini falan da zaten takip ediyorum, okuyorum bir yurttaş olarak. Zaten mahallemizde bir sıkıntı yok. Herhangi bir sorun olduğu zaman zaten Muratpaşa Belediyesi'nin bir numarası var. O telefonu arıyoruz. İki gün içinde kesinlikle hal oluyor ve geri dönüş de yapıyorlar. Sorun da çözülmüş oluyor. Altyapı zaten sorunsuz. Yollarımız sorunsuz. Park bahçeler falan sorun. Zaten büyükşehirde bakıyor ama en azından Muratpaşa ilgileniyor. Diğer salonları sanat yönünde, kültür yönünde, müzikal yönünde salonları da kullanıyoruz. Herhangi bir sorun yaşamıyoruz bugüne kadar. Memnunuz yani Muratpaşa'nın durumundan. Muratpaşa Belediyesi'nden yararlandığınız bir hizmet var mı diye sorsak? Var tabii. Yani atık yağları mesela istiyorlar bizden. Çöpler istiyorlar. O atık yağları biz zaten depoluyoruz evde. Atmıyoruz. Bir kart vermişler. O kartı telefon açıyoruz. Aynı gün veya ikinci günü randevu veriyorlar. Gününde geliyorlar bize, o atık yağları falan alıyorlar. İyi bir şey, hizmet, ciddi bir hizmet bu. Muratpaşa'nın belediyeciliğinden de hizmetlerinden de gayet memnunsunuz. Evet evet, doğrudur. Memnunuz yani, bir sorun yok çok şükür. Çöp atılma sorunu var ama onu da çözülebileceğine inanıyorum ben. Yani buradaki çöpler, burada yani güzel yaşam alanları, böyle güzel parkları kirli bir yer olarak böyle kirli bir yere dönüştürdüğü için tabii üzülüyoruz. Ama bir yetkili birisi gelirse o zaman bunların çözüleceğine inanıyorum. Vallahi arada bizim akrabalar da oturuyor. Biz Uncalı'da oturuyoruz ama takip ediyoruz her konuda. Bence şu andaki çok güzel. Yani zaman zaman gidip geliyoruz pazarlara da falan da yani oralar gerçekten de şey yani eskine göre çok çok farklı yani güzel yani şey, memnunuz yani şey olarak. Temiz ve düzenli olduğunu evet, düşünüyorsunuz. Evet, evet her yönüne. Yani insani yön de önemli bizim için. Hı-hı. Yani insani yön. Adam yani kişiliği de önemli, şeyi de önemli. Yani memnunuz. Hani Uncalı'da da CHP'den de yani orandan da memnunuz. Biz aynı devamlı gidip geliyoruz. Devamlı Muratpaşa'ya gidip geliyoruz. Muratpaşa ilçesinin temizliğinden de yönetiminden kesinlikle de gayet memnunsunuz. Kesinlikle. Evet evet. Kesinlikle. Memnunuz. Yani onun da gelmesini isteriz. Yani. Muratpaşa Belediyesi'ni beğeniyoruz. Tabii Büyükşehir'le Konya altını beğeniyoruz. Güzel hizmetleri var. Umarım aynı şekilde devam ederler. Yeni bir seçim dönemi. Aynı insanlarla devam etme taraftarıyız. Umarım şey daha güzel olacak. Yararlandığınız hizmetleri veya sıkça kullandığınız belediyenin yaptığı park alanı vesaire var mı diye sorsak? Var, sürekli kullanıyorum o alanları. Kullanıyorum. Beğenerek kullanıyorum. Evet. Beğenisi de yüksek halk tarafından. Hizmetlerin devamını diliyorum. Kızılmak Caddesi şu Yüzüncü'yle kesiştiği kavşak biz dakikalarca bekliyoruz. Yani oraya bir alt geçit yapılamaz mı? Yapılırsa yani trafik çok rahatlamış olur. Trafik sorunu var. Yani çok yoğun trafik var. Bir çözüm olması lazım. Başka benim diyeceğim yani başka bir şey yok. Yani biz burada yaşamadığım için burada oturanlar daha iyi bilir.
Gördüğünüz kadarıyla etrafta çöp veyahut çevre hizmetlerinde bir sorun görüyor musunuz? Onlarda bir sorun görmüyorum yani, iyi Allah'a şükür. Çevre temiz, iyi yani, onda bir sorun yok yani Allah'a şükür. Ama trafikte de inşallah o caddeye bir sorun bulursalar ya, o kavşağa. 100. yılda Kızılmak, 100. yılda ben de Kızılmak Caddesi ile işte Karaoğlan Caddesi'nin kesiştiği cadde o şey. Köprü kavşağı civarı mı? Ha. Trafiği çözmeleri lazım orada yani. Teşekkürler. 2 dakika 3 dakika trafikte bekliyoruz. 4 dakika 5 dakika beklediğimiz oluyor yani. Bir de yoğun yani. 15-20 dakika beklediğim oluyor ya. Akşam trafiğine gelirsek. Çünkü ışık yanıyor, ona geçit veriyor, 2-3 dakika öyle bekle, öyle bekle. Ta Mevlana kavşağındaki Üskeç Köprü var ya, köprüden oraya kadar tıkanıyor. Yani bir alt geçit yapılması lazım oraya veya üst geçit yani bir trafiğe çözüm bulması lazım orada. Ya Memnunman'a çok kirli ortalık. Çok kirli. Şu limanın girişinden yürülmüyor. Avedesin insan şeyinden yani geceleri pislikten yürülmüyor. Şu merdivenlerden yürülmüyor. Yani buraların temizlenmesi lazım. Çöp manasında mı, tuvalet babında mı? Tuvalet ve çöp. Yani tuvalet yok. Zaten 6-7'den sonra tuvalet yok. İnsanlar sabaha kadar dışarıda yapıyor. Yani biz yürürken büyük büyük pislik bile gördük insanların. Temizliğin ve hijyenin geliştirilmesi tabii gerektiğini canım, düşünüyorsun. Yat limanı burası yani. Dünyanın göbeği yani Antalya yat limanı. Ama yat limanı merdivene inerken pislikten, kokudan geçilmiyor. Yararlandığınız bir hizmet var mı Muratpaşa Belediyesi kapsamında ya da şu geliştirilse dediğiniz? Yok, benim yararlandığım hiçbir şey yok. Yani hiçbir şey yok ama temizlik şart. Ulaşımı çözmemiz gerekiyor. Bayağı bir nüfusumuzda artış bulunmakta Antalya bölgesinde. Turizm bölgesi olduğumuz için trafikte ciddi sorunlar yaşıyoruz. Bunun dışında çöpler. Çöpleri halletmemiz gerekiyor. Yani kale içinde özellikle çöp büyük bir sorun. Konteyner bulunmadığı için yani çöpçüler de fazla temizlik yapmıyor. Yani geçişçi böyle üstlerinden alıp geçiyorlar. Evet. Yani bu sorunlar çözülürse daha güzel. Peki Muratpaşa Belediyesi'nin sunduğu bir hizmetten yararlanıyor musunuz ya da bu hizmeti dahil etseler çok güzel olur dediğiniz bir düşünceniz var mı? Yani hizmetlerinden yararlanıyorum tabii de. Ek olarak düşündüğüm bir şey yok ya. Sadece çalışıyorum sonuçta. Evet. Yani ulaşımını kullanıyorum bir tek, o yüzden ondan rahatsızım sadece. Tramvay falan güzel, hoş da. Ekstra bir otobüs seferi. Evet, yani gece geç saatlerde olması gerekiyor. 11'den sonra ulaşım yok. Yani büyük şehir olduğundan dolayı bir 3'e 4'e kadar otobüs olması gerekiyor. Sadece tek seferlerde var yani KL08 falan, onlar da geçerli. Evet. Ama onun dışında arttırılabilir. Ya ben Muratpaşa bölgesinde yaklaşık 30 yıldır oturuyorum. Muratpaşa bölgesinden memnunum şahsen. Ha, mevcut olan şeyler tabii ki biraz daha geliştirilebilir. Nasıl, nelerin geliştirilmesini isterdiniz, arzu ederdiniz? Ya ne bileyim, bu işte mahalledeki o kreşler, bu kimsesizler için bu elbise yıkama gibi, ne bileyim böyle şeyler ya, sosyal şeyler yani, daha da geliştirebilir mevcut olan şeyler. Sosyal belediyecilik konusu. Mutsuz bir şey göremiyorum, memnunum yani. Şimdi Muratpaşa bildiğiniz gibi tabii ki bir turizm beldesi ve özellikle de orada tabii kale içi var. Yani bu turizm belgesinde tabii ki her şeyin dört dörtlük olduğunu söyleyemeyiz. Eksikler var. Yani bunları daha önce de aslında şikayetlerde bulunmuştuk. Bunları dile getirmiştik. Ve umarım en kısa zamanda çok güzel bir şekilde gelir. Yani beğenmediklerimiz var tabii ki. Mesela bunları daha önce de söylemiştik. Mesela bu çöplerin toplanmaması, bayrakların asılıp indirilmemesi, yani böyle hizmetlerin yapılıyor gibi gösterilmesi tabii ki bizi üzüyor bazı zamanlarda. Yani bunların tabii ki daha düzgün olmasını isterdik. Bazı projeler vardı zamanında. Bunlar iptal edildi. Yani bunların da yapılmasını isterdik. Mesela liman gibi, yat limanı gibi bunların da yapılmasını tabii hala bekliyor ve istiyoruz. Yani umarım bu seçimlerden sonra kazanan kim olursa artık 31 Mart'tan sonra umarım buna eğilirler ve bir çözüm bulurlar. Sosyal belediyecilik açısından istediğiniz bir hizmet var mı peki?
Yani bu konuda çok sosyal anlamda tabii ki sosyal faaliyetler oluyor. Yani işte bayramlarda, seyranlarda bu sosyal faaliyetler tabii ki takip ediliyor. Hani bununla ilgili bir diyeceğimiz yok, öyle diyebilirim. Yani bu konularda biraz daha dikkat ediliyor diye düşünüyorum ben Muratpaşa Belediyesi'nin. Yani genel hatlarıyla evet. Yani mesela Turunç Masa projeleri çok başarılı. Hayvanlarla ilgili herhangi bir problem olduğunda sokakta hemen gelip müdahale ettiklerine birebir şahit oldum. Başka ilçelerde bu kadar hızlı ve efektif davranamasalar da Muratpaşa özelinde bu anlamda çok başarılı olduklarını düşünüyorum. Onun dışında yani çöplerle ilgili benim herhangi bir problemim yok. Yani ulaşım açıkçası çok fazla kullanmıyorum ama tabii ki de herhalde sefer sayılarının biraz daha artırılması gerekir ama buna da tabii yani Muratpaşa ne kadar müdahale edebilirden çok emin değilim. Onun dışında kültürel etkinlikler olarak da başarılılar diye düşünüyorum. Hem büyük şehir olarak hem de Muratpaşa özelinde. Ne olabilir? Altyapı anlamında belki bir tık daha geliştirilmesi gerekebilir. Ama bu da dediğim gibi yani yine ne kadar Muratpaşa özelindedir, Büyükşehir Belediyesi özelindedirden emin olamıyorum. Yani ben memnun olduğumuz şeyler çok. Bazı şeylere dikkat ediliyor. Antalya'nın bir dünya kenti olmasına yakışan şeyler yapılıyor. Ama bence maalesef eksiğimiz çok. Özellikle buranın, Antalya'nın Türkiye'nin vitrini, Muratpaşa'nın da Antalya'nın vitrini olduğunu düşünürsek bence bazı konularda biraz daha dikkatli davranmalıyız. Teşekkürler. Peki hangi konularda dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorsunuz ya da özen gösterilmesi? Malum kent planıyla başlıyor her şey. Hani plansız bir kentte hiçbir şey düzgün gitmiyor. Dolayısıyla hani evet, planlı bir kent, planlı bir Muratpaşa. Bunun yanında temizlik önemli. Yani hani biz belki çok temiz bir ortam istemeyiz ama hani buraya gelen insanlar geldikleri ülkedeki temizliği arayacaklardır. Bulamayınca buraya bir eksi bir not vereceklerdir. Yani dolayısıyla hani bizim standartlarımızı biraz daha yüksek tutmamız lazım. Evet, sokak köpeklerinden yani bazen korkuyorum, saldırıyorlar. Yani toplanması daha iyi bence. Yani bakım olsa, toplansa hepsi çok iyi olur bence yani. Sokak hayvanları ile ilgili bir düzenleme istiyorsunuz. Evet, onun için çok güzel olur bence. Onlar için de yani kötü, araba çarpıyor, bazen zehirliyorlar. Bence onların da yani barınaklara ihtiyacı var. Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Antalya'da kiralar çok pahalı. Yani Muratpaşa'da kentsel dönüşüm noktasında belediyenin çok ciddi manada desteğinin bekliyoruz. Bir de şehirde yaşayan Muratpaşa'nın tamamı hakkında hizmet konusunda bir dengesizlik olduğunu düşünüyorum. Yani şehrin belediye sınırları içerisinde belli bir kesmine çok daha farklı bir uygulama yapılırken belli bir bölümü, yani mahalle ismi vermek istemiyorum. Örnek verebilir misiniz? Evet. Mesela yani bir Lara taraflarına gittiğimiz zaman yani oradaki hizmetin kalitesiyle şehrin daha yukarı tarafları, bu taraflar yani böyle aynı kaliteden sanki şey olmuyor gibi. Seçim zamanı yaklaştığı zaman şu an kaldırımlarımız yapılmaya başlandı. Bu güzel bir şey. Ama keşke seçim gelmeden önce de yapılabilseydi. Kira, ondan sonra bu dengesizliği ben dile getirmek istiyorum. Antalya'mız çok güzel. Muratpaşa harika. Yani belediyecilik hizmetleri konusunda, sosyal belediyecilik konusunda biraz daha detay geliştirilmesi kanaatindeyim. Öğretmenim ben bu arada. Yani öğrencilerimize yönelik bir kitap dağıtımı olabilir. O kitaplardan dolayı bir sınav yapılabilir. Ve her okulda o çocuklar o dağıtılan kitaplardan ödüllendirilebilir. Daha önce görev yaptığım şehirde bu uygulama vardı ve çocuklar kitap okuma noktasında muazzam derecede şey alıyordu yani. Evet. Yani eğitim konusunda iyileştirmeleri istiyorsunuz ve ilçenin sınırları içerisindeki tüm nokta ve mahallelere aynı şekilde hizmet istiyorsunuz. Hizmet istiyorum, evet. Teşekkür ederim.